Hocam huy olarak hanımını bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Huy olarak kediye benzetirim. Neden? Geliyor ilk başta. Güzel bir şekilde sevdiriyor kendini. Sonra? Sonra bazen nankörlük yapabiliyor. Ne oldu lan bir anda? Sonrası hep şerefsizlik Mesut Bey. Var mı heyecan? Biraz var. Hiç olmasın. Ayşe'nin sonu ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Sen böyle Finlandiyalı gibisin. Sen pek değil mi böyle bir Gudjon sen gibi adam hiç Türk gibi değil yani. Fazla yakışıklısın. Böyle festival filmi yakışıklısın. Teşekkür ederim. Değil mi? Vallahi öyle bir halim var. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Kadıköy Duru Tiyatro'da ilişki testi harikulade bir kalabalıkla, sosyal mesafeli, maskeli Barış ve Burcu'yla alkışlarla başlıyor. La la la. Hadi uğuru olsun programın. 3 denize yapalım. 1, 2, 3. Barış ve Burcu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz? 4,5 sene oldu. Ne güzel. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evlilik de varmış. Var. 1,5 yıldır da evlilik var. Nerede tanıştınız Barış? Benim kuzenimin ilkokul arkadaşıydı. Tamam. O vasıtayla denk geldik. Orada tanıştık. Denk gelmedik yani. Tanıştırıldık gibi oldu. Ezgi kuzeni benim çok samimi arkadaşım ama ben Barış'ı hiç görmedim. Yani ilkokuldan beri hiç denk gelmemişiz kuzen ortamında Ezgi'nin. Sonra bir gün dışarı çıktık Ezgi'yle. İşte dedi benim bir kuzenim var. İşte seni tanıştırayım. Muhabbet edersiniz, sohbet edersiniz. Çok tatlı çocuk falan. Ben yok dedim. Öyle bir şey hiç girişmeye gerek yok. Görür görmez yakışıklı buldun mu? Görmedim. Instagram'dan işte Ezgi söylemiş ona. Beni eklemiş. Ben baktım Instagram'da 2015 yılından fotoğrafları var. 2013, 2012 böyle lise çağı fotoğrafları. Dedim, bu çocuk bu dedim yani gördüğümde ilk. Ondan sonra işte Barış oradan birkaç mesaj attı. Ben çok beğenmediğim için işte dedim hani Ezgi sana ne dedi bilmiyorum ama ben Ezgi'den işte istemediğimi net bir şekilde dile getirdim dedim. Sonra dedi hani benim amacım sadece arkadaş olmak. Öyle ben istemeyince birkaç mesaj sonra kestik konuşmayı. Ondan sonra ben nöbet arkadaşlarıma falan gösterdim Barış dedim böyle böyle bir çocuk mesaj atıyor bana ama işte ben ilgilenmiyorum. Arkadaşlarım da çok beğendiler yani gösterince Barış. Kıymete mi bindi? Yok hiç. Oha çocuğa bak ilik gibi diye. Çok beğendiler. İşte dediler bence senin bu çocukla olur falan yok dedim saçmalamayın. Sonra bir gece nöbetteyim. İşte gece 1-2 falan oldu biz ışıkları kapattık. Böyle servisin açılır kapanır kapısı var. Oradan biri girdi işte 213 numaralı oda nerede falan dedi. Ben gösterdim gitti. Döndüm arkadaşıma dedim ki ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum dedim. Ondan sonra Barış'a benzettim ben dedi. Oha Barış bu dedim yani beni gördü ve tanımadı. Barış'cığım az önce aynı soruyu sana sordum. Denk geldik dedim. Kız 25 dakikadır anlatıyor yani. Denk gelmedi. Sessiz tamam da yani böyle programı böyle bitiremeyiz iki saat yani. Tesadüf denk geldik öpüştük hadi siktirin gidin şimdi. Bu kadar özet geçme sen yine. Denk bak. Gelme kısmı buradaydı. Tamam. Sizin tam aranıza ihtiyacımız var. Yani ne bu kadar özet ne bu kadar 45 dakika. Tamam mı? Tamam. O gün 213 numara orada nerede dedin? O gün ne vardı orada? O gün ablam doğum yapmıştı. Ana ne güzel. Doğum yapmıştı o gün orada. Geceli saat 1 işte 1 civarlarında. Ablam da benden şans eseri bir yemek istedi. Ben de gittim yemek götürmeye. Oda numarasını bilmiyorum. Odası da o gün içerisinde değişti zaten. Tamam. Yeni odasını bilmiyordum. Dedim bir sorayım büroya. Bana söylediler. Ben de hiç dikkat etmedim. Baktım kafamı çevirdim. Ondan sonra direkt içeri girdim. Tanımadı beni. Tanımadım. Instagram'da böyle yazıyor yürüyor bana. Gördü gerçekte tanımadı. Ben bozuldum yani. Vildan Barış'sa bu beni dedim tanımadan geçti gitti dedim. Makyaj yok hiçbir şey yok. Instagram'da bambaşka bir insan var tabii. Kabul ediyor manyak. Adamın neden tanımadığını kendi açıkladı fark ettiniz mi? Tabii orada bambaşkayım. Normalim o kadar güzel değil ki. Tanımadı. Sonra ben koştur koştur tuvalete gittim. Bir düğün makyajı yapıp çıktım banka. Düğün makyajı mı? Gelinliğimi giydim dedim. Olacaksa şimdi olacak. 213'e gittim. Telli duvaklı ağlayarak. Sonra böyle kuruldum bankoya. Barış'ın odadan çıkmasını bekliyorum. Böyle yani Banu Alkan gibi orada makyajım falan var. Geçti gitti yine. Beni yine tutmadı. Mi?
Barış aklın da gidik olabilir senin yani. Ben şey... O sıra çok mu yürüyordun Instagram'dan insanlara? Yok. O sıra öyle değildi yani. Yemeği bırakayım gideyim. Ben de işte sabah işe gidecektim. Gece de saat geçti. Ama yazmışsın Instagram'dan. Düğün makyajı yapmış gene tanımamışsın. Görmedim ki. Hiç görmüyor yani. Makyaj yaptığını görmedim. Girerken sordum ama girerken tanımadın. Ben de çıkarken de hiç bakmadım yani. Bile. Direkt çıktım gittim. Tamam. Aradan da 2-3 gün geçti. Ertesi gün. Ertesi gün müydü? Ya Barış hiç hatırlamıyor hiçbir şeyi. İşte ben mesaj attım. Ertesi gün ne oldu? Denk geldik abi. İyi akşamlar. İşte aradan ertesi gün veya 2-3 gün sonra ben tamam. Bir şekilde şey yaptım. Kabul de etmiyor. Aferin. Aklıma geldi. Rüyamda görmüş gibi hissettim ben de birden. Şimdi garip bir şekilde. Yalanlara bak. Seni hastanede görmüş olabilir miyim? Bir makyajlı bir makyajsız. Dün seni rüyamda gördüm yazmışım. Ne rüyası? Gerçekten gördüm. Çok tatlı. Sonra dedim böyle. Aa dedi ayıp etmişim ben sana. Görmeden geçip gitmişim. O zaman dedi görüşelim ben telafi edeyim falan dedi bana. Güzel. Sonra ben yok kalsın dedim yine. Sonra tekrar kuzeniyle buluştuğumuz bir gün Ezgi dedi işte Barış gelebilir mi? Problem olur mu senin için? Yok olmaz dedim. O gün geldi yanımıza. Orada öyle tanıştık. O gün etkilendiniz mi birbirinizden? Yok. Tanıştığınız gün? Yok. Hiç? Bayağı geç etkilendik yani. Ne demek o? Yani bayağı biz bir ay falan arkadaş gibi. Hani ben kesinlikle sevgili istemiyorum diye önden belirtmiştim. Sonra Barış'ın da hızı kesildi. Ondan sonra madem arkadaş öyle kalsın diye. Sonra dedim Barış dedim böyle biz arkadaş olduk. Sıkıldım ben böyle biz ne zaman sevgili olacağız dedim. Ondan sonra o da dedi biz zaten... Barış! Oğlum ne arkadaşı sıçacağım arkadaşı da ben yok derken yok demiyordum aslında ya. Sonra dedi biz zaten sevgiliyiz bence dedi. Sebep? Öyle düşünüyormuş yani. Hocam sen çıktığınızı mı düşünüyordun? Ya çıktığımızı değil de yani... Flört. Flört. Ha. Evet flört gibi çünkü ne arkadaş gibiydik ne sevgili gibiydik. Bunu nereden anlıyoruz bunu? Bunu nereden? Normal kanka muhabbeti, arkadaş muhabbeti dönmüyor ki ortamda. Ve baş başa gidiyorduk. Yanımızda çok nadir bir arkadaşları ve insanları geliyordu. Ne dönüyordu muhabbet? Muhabbet bizim kendi hayatımızı anlatıyorduk sürekli. Yeni tanıştığımız için nelerden hoşlanıyorsun, ne yapıyorsun... İlgi alanların ne? Sürekli böyle muhabbet dönüyordu. Zaten Burcu'nun işi gereği de çok sık görüşemiyorduk. Çünkü Burcu sadece gece çalışıyordu o zaman mesleğinden dolayı. Haftada bir defa, iki defa görüşüyorduk zaten. Bu olay zaten 3 hafta, 4 hafta boyunca döndükten sonra zaten ben dedim ki yani biz arkadaş da değiliz, sevgili de değiliz. Biz neyiz? Biz neyiz gibilerinden ben de konuştum. O da o şekilde isyan etti. Ben dedim ki sevgiliyiz dedim yani veya da olalım dedim. Sonra öyle bir başlangıcı. İlk nerede ele tutuştunuz? Sinemada. Evet sinemada. AVM'de sinemada. AVM'de hangi film? Çok iğrenç. Görümce. Görümce filmine gitti. Hayır ilk buluşma için Görümce filmine gidilir mi yani normal? Duygusal değil hani aşk filmi değil. Barış'ın da ablası var. Görümce filmine gitmişiz yani daha hiç başlamadan. Ablası da mı ortamda? Hayır yok da yani ablası var. Ben Görümce filmine bilet almışım yani. Önden kendimi belli etmişim yani Görümce'ye karşı. O yüzden ilk buluşma için güzel bir film değil normalde yani. Fazla mı anlam yükledin acaba filmin adına bu kadar? Bir anlayacaklar. Bilet aldım Görümce'ye. İlk buluşmada, ilk böyle flörtöz buluşmada gıcık olduğun bir şey yaptı mı bu adam? Evet yaptı. Ne yaptı? Hiç yüzüme bakmadı. Yani biz yine kuzenleri de vardı. Bizi böyle çok tenha bir yere götürdü. Dedi sizi çok güzel manzaralı bir yere götüreceğim falan. Kızım bakış açısına bak. Ben de polisi aradım, babamı aradım. Öyle bir şey oldu sayılır. Benim de yanımda kuzenim var, Barış'ın da kuzenleri var. Bizi almaya geldi. Saat 10'dan sonrası yukarıda vadide bir yer. Gidiyoruz. En son böyle kenara arabaların çektiği işte sote yerler olur ya. Öyle yerlere girdik. Ben de uyuyorum böyle yerler, bilmiyorum da. Sonra böyle kuzenimi tuttum dedim ki bizi dedim kaçırıyorlar galiba dedi. Saçma sapan. 6 kişi gidiyorlar kaçırmaya. Ondan sonra bir de çok hızlı araba kullanıyor. Barış yavaş sürekli böyle uyarıyorum. Oraya da gittik. İşte hiç suratıma bakmıyor böyle konuşuyor. Yanımda kuzeni var. İşte herkes de çay söyledi. Ben dedim çay içmem. Kuzenine dönüyor diyor ki içmez miymiş çay diyor. Bana sormuyor böyle. Barış neyin peşindesin aslında? Ya ben utangaçtım. O sıralar böyle utanıyordum. Sen utangaçlığından mı vadiye çıkardın herkesi? Vadi değil aslında. Çok utanıyorum. En tepeye çıkmalıyız. Orası yüksek, güzel bir yerde. Bir de manzarası hoş bir yerde. Bir de her şey organikti. O zaman yeni açılmıştı bir de. Böyle yerlere gidip çay içilmez ama.
Akşam gece 10, akşam, gece 11 gibi falan. Böyle yanına insanlar bir şey zuladan bir şeyler çıkartır içeriler. Yok yok öyle bir yer değildi ya. Onun arkaları öyle. Arkaları zuladı. Vadinin bir de arkası mı var? Tabii tabii. Ne var orada? Kurtlar var abi bir de. Açık hava meyhanesi diyorlar. Açık hava meyhanesi gibi bir yer. Herkesin... Ama siz orada değildiniz. Yok çay biz orada değiliz. Tamam. Evet, biz oradaydık. Normal mekandaydık. Dönüş yolunda tekrar yine bizi eve geç oldu yetiştirmek için tekrar basıyor. Ben sürekli yavaş yavaş diye söyleyince arabadan indim. Buluşmada da hiç yüzüme bakmamış. Kuzenime dedim ki herhalde biz hoşlanmadı benden bir daha görüşmeyiz falan dedim. Eve girdim tık bir mesaj geldi Barış'tan. Verecektim arabayı sen kullanacaktın. Kafam rahat edecekti en azından yazmış bana. Laf mı soktun kız orada? Laf sokmadım. Şimdi Burcu öyle anlatıyor ama yolda belki 20-30 defa yavaş kullan. Aslında yavaş 40 da gidiyorum. 40 da mı hayatım sen ne bekliyorsun? 5 ile mi gitsin? At arabasını bu. Kaçta gitsin bu adam? Araba bağırınca ben geriliyorum. Sanki araba böyle... 40 ile giderken bağırıyor mu? Vites atmadığınızda hani bağırır tamam. Ya son şeyine doğru. Barış da seviyor yani öyle şeyleri. Ben de korkuyorum. Bir de şehir içinde ne gerek var? Acele etmeyelim yani bir yere yetişmiyoruz. Ama 40 ile gidiyormuş. Yalan 40 değil aslında yani. Kaç ile gidiyor? Kocamı tanıyın yalancı bu inanmayın yani. Ne demek abi kocamı tanıyın? Sen tanı önce. Yalan yani hız yapıyor gayet. Hocam 40 biraz bana da abartı geldi. Sanki 40, biraz... Gerçekten 40. 40. Yani zaten Sakarya'yı bilenler vardır öyle. Sakarya mı? Tabii. Evet. Tamam. Sakarya'da böyle hız yapabileceğim bir yer yok öyle. Çıkılacağımız yerler 40'ın üzerine çıkabileceğimiz bir yer değil. Şehir araları bu. Yani şehir sokak arası. Tamam. Yani 40'ın üstüne en fazla da 50 diyelim. Çıksak bile en... Yavaş yavaş artıyor. Artıyor. Hadi senin güzel hatırın için 60 olsun abim. Evlenme teklifini kim etti? Evlenme teklifini etmedim daha doğrusu. Yok öyle bir şey yok yani. Kocamı tanıyın yalancı bu. Mesut Bey şöyle söyleyeyim Eylül'de değiliz. Biz sizi kandırdık. Hiç ortada teklif mi yok? Hiç yok. 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 Denemesi de mi yok? Hiç yok. Sürekli soktum bunun lafını ama yok yani hiç olmadı. Biz 2 yıl nişanlı kaldık. İşte dedi biz zaten nişanlandık falan dedi. Dedim ki son güne kadar şansın var yani evlenme teklifi için. Ben dedi zaten ederim senin dedi hani ömrümün sonuna kadar çeneni dinleyemem dedi. Kesin ederim dedi. Çok da şıksın Barış. Zarif bir insansın yani. Şu çenen kapansın tahmin edeyim tamam. İlişkinin kıskancı kim? Yok gibi. Yok ama ben biraz daha baskınım. Öyle mi? Bir ortamımız olmadı. Hiç böyle kıskanılacak bir şey yaşamadık. Olsa? Olsa ben kıskanırım işte. O baskın. Keşke olsa. Mesut Bey olsun da kıskanayım be. Buradan alalım birkaç tane evlenme teklifi var mı? Vay herkes parmak kaldırıyor ne güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim siz nasılsınız? Eşiniz? Hayır nişanlım. Ay ne güzel. Evet. İlişki kaç yıllık? İlişki 3,5 sene olacak. Oh ne güzel. Nerede teklif etti sana? 3,5 değil mi? 4 mi artık? Olsun olsun. Paraşütte Bodrum'da Gümbet'te teklif etti. Tamam nasıl ama? Mikrofon yakın herkes duysun. Şöyle parasailing yapıyorduk. Ondan sonra... Parasailing? Evet o zaman işte teklif etti. Benimle evlenir misin dedi. Parasailing yaparken mi? Evet tepedeyken gökyüzündeyken. Parasailing'de hani tepede oluyoruz ya gökyüzünde. Ne hayat. Oğlum önden bir şey gidiyor sen arkadan bağlısın halatla yukarıdan devam evet, etmiyor mu? Evet yukarıdan. Gökyüzü dediğin 15 metre lan. Yani işte yukarıda. Gökyüzüymüş hasbama bak bana gökyüzü laf sokuyor bir de bana. Ama ben gökyüzündeyim. Gökyüzündeyiz Mesut Bey. Neredesiniz? 3. kat falan aşağı yukarı. Ya bayağı yani 100 metreye falan yukarıdaydık bu sefer. Vay bayağı... İkiniz de havalısınız. Evet evet aynen öyle. Bağırarak mı etti? Ya mecbur çünkü rüzgardan duyulmuyordu bile. GoPro'da çekmiş onu da duyamadık. Ama şey yani gökyüzünde. Bekliyor muydu teklifi orada? Hayır beklemiyordum. Çünkü ben sürekli teklif et, teklif et diye bekliyorum böyle. Ama o şey bir ara hatta çok yakın arkadaşıma şey demiş. Hani evde mi yemek hazırlayıp teklif etsem hemen salak ya öyle teklif mi onu falan diyorum böyle. Sonra işte sağ olsun teşekkür arada ederim. Arada salak dedin sen evet, önce. Evet bazen kızıyorum çünkü. Sonra işte demiş ki ben en azından şöyle güzel bir teklif yapayım da Tuba'nın çenesinden kurtulayım. Sonra. Biz erkekler aynı. Sadece çeneden mi kurtulmaya çalışıyoruz yani? Bir ilişki böyle ya bir şey mi? Ya çünkü şey nasıl olsa hani biz bir de birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız için hani ev hazır, eşya hazır, nişan hazır falan. Teklif falan. Bari onu yapsaydı dedim artık. Sonuçta o da teklif etti. Ver bakayım adama ona da tanışalım. Kızın içinde kaldı. Ben biraz daha konuşsaydım yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber baba? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Parasailing'de gökyüzündesiniz. Yani
normal bir yemekte teklif etmek yerine o gün o anda aslında o ikinci parasailing'ti. İlkini yapınca sonra dedim ki abi yani zaten yüzü tatile götürürken yani giderken yanında götürmüştüm. Orada o aklıma geldi ve onu denedim. Yani. Nasıl onu bağırdın yukarıda? Bayağı bildiğiniz gibi. Benimle evlenir misin diye böyle. O ne cevap? Bir elimde GoPro böyle bak şey yapıyorum. Bir yanda çekiyorsun. Evet bir yanda çekiyorum. Bir yanda işte romantik bir konuşma yapmaya çalışıyorum. Çekmek sence de biraz azaltmıyor mu romantizmi? Kayıt altına alıp kayıtı hep izleriz. Aslında benim için değil de daha sonra genelde Tuğba böyle çok işte sosyal medyayı kullanmaya çalışıyor. Ne güzel laf sokuyor. Bana kalsa ben çekmem ki. Ağzıma sıçar çekmesem çünkü. İlişkinin dokunmatiği kim? O benim kesinlikle. Öyle mi? Nereden anlıyoruz bunu? Yani sadece Barış'a karşı değil, ben normal insan ilişkilerinde de. Yani arkadaşlarım falan benim yanıma oturmak istemez çok dokunmatik bir insan olduğum için. Arkadaşlarına dokunuyorsun? Yani mesela şu kolun iç kısımlarını böyle sıkarım, oynarım konuşurken. Hiçbir şey bulamazsam böyle gıdılarını çekiştiririm. Isırırım yani. Isırırsın? Evet, ısırma huyum var biraz. Biraz değil. Biraz değil. Biraz fazla. Isırma huyu çok fazla. Oğlum ne demek ısırma huyu çok fazla? Bunu böyle normal bir tedavi olsun o zaman. Böyle saçma şey mi olur? Isırma huyu çok fazla. Biz, aa bak görün bak. Bana karşı da değil sadece. Annesine karşı da öyle. Sen hoşnut musun hocam bu kadar dokunulmaktan? Ya çok fazla değil. Bazen canım yanıyor. Yavrum ne kadar müspe. Bazen yani anne diye bağırıyorum, baba diye bağırıyorum. Allah diyorum yok, gelen giden yok. Yanıyor yani. Bazen gerçekten tadını da kaçırıyor. Farkında da değil bazen. Yani ayarı yok. Bazen... Morardı diyor. Her yerim mor. Soracaklar işte diyor. Burana ne oldu diyecekler. Yengeniz. Böyle yapsaydı. Lise bir gibi. Ya böyle sarılıyoruz ya. Şurasına denk geliyorum. Burası tam böyle ısırmalık bir nokta. Buraları açsak çıkar yani diş izleri diye düşünüyorum. Açsın mı istiyorsun? Annemde de var. Annemin buraları falan da mor mesela. Onun da bacaklarını böyle o el işi yapar falan. Birden böyle gidip ısırırım. Böyle o da çekiyor. Mesela kadın el işi yaparken şurasından mı ısırıyorsun? Aynen. Ben hiç böyle bir şey duymadım gerçekten. Böyle bacak bacak üstüne atmış. Bu bir sendrom olabilir mi yani? Hayır ama şimdi diyorum ya ben sevgimi böyle çok aşırı yani. Hani böyle uzaktan miniş miniş sevmek yetmiyor bana. Böyle alıp böyle sarılasım, böyle şey yapasım geliyor yani. Kontrol edemiyorum. Çok seviyorum. Herkes... Çocuğun gözleri doldu şu an sen bunları anlatırken. Fark ettiniz mi? Böyle ağlamaklı çocuk böyle. Mesut Bey yardımcı olun ne oldu? Meslekler ne? Ben bilgi işlem uzmanıyım. Tamam. Sen kızım? Ben hemşireyim. Doğru seni sorduk. Kim daha çok kazanıyor? Ben şu an çalışmadım. Fark etmez. İki ay öncesinden bahsedelim. Yani Barış'ın uzun bir süre çalışmadığı oldu evlendikten sonra. Böyle ikimiz aynı anda çalışamadık bir türlü. Barış düzenli bir işe girdi, ben işten çıktım. Ha tamam. Öyle oldu. Hocam diyelim sen fena para kazanmıyorsun, 6.000 lira alıyorsun. Hanım 6.000 euro alıyor. Bu seni rahatsız eder mi? Etmez. Senden yok etmez. 9 kat fazla para getirmesi, 8.5-8. Yok etmez. 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 Peki sence bunu belli eder mi ayrıntılarda? Ederse rahatsız eder. Etmezse ama... Tanışmıyor musunuz? Onu soruyorum işte. Eder mi? O kadar büyük bir para şimdi yaşanmadı. Olsa sence yani, eder mi? Bence etmez. Hmm. Bu böyle bir ayrıntıyı belli etmez yani. Sence kuzum? Yani işte hiç çalışmadığı zaman oldu. O zaman ben çalışıyordum. Problem etmedim yani. İkimizden biri evi idare edecek kadar para kazanıyorsa sorun yok yani. Keşke 6.000 euro alsam da gezsek istediğimiz gibi. İlişkinin pintisi kim? Burcu. Valla? Çok fazla. Bayağı. Bayağı mı pintisin? Bayağı pintisin. Nasıl yani? Yani örnek vereyim. Markete gider. En düşünü mutlaka bulur. Mutlaka. Eğer düşüğü yoksa aklında mesela daha önce gitmiştir. Örnek vereyim bir ketçap. Değil mi? Ketçap markası. Diyelim ki 3.59 daha önceden. İstediği marka orada yok. Daha pahalı almaz. Ertesi gün alır. Bekler. Veya başka ucuzuna bakar. Her şeyde böyle. Mutlaka indirimden alır her şeyi. Pintilik mi bu şimdi? Pintilik değil yani. Bu normal bir şey. Sen neye sinirlendin şu an acaba? Hayır örnek verdi yani pinti değilim o kadar. Yani şöyle dikkat ediyorum daha çok. Mesela oturduğumuz yerde bir sürü market var. Birinde indirime girmemiş öbüründe indirimde yani market geziyoruz yani ne olacak bundan? Bu pintilik diyenler o desin. O. Değil diyenler o desin. Kafalar karışık. Bir ketçap alacağız. Hale bak. İkiye böldük seyirciyi. Bu devirde bunu yapma
var yani, mecbur kalıyor insanlar market alışverişinde ucuzunu bulmaya. Sen o yüzden müsrif misindir acık? Evet, biraz öyleyim. Öyle mi? Öyleyim. Ha. Zaten o yüzden ben dikkat etmek zorunda kalıyorum. Barış'la markete gidiyoruz. Bir bakıyorum kaybolmuş, yanımda yok. Kasada geçiyor. Ben almamışım bunları diyorum. Arkadan böyle gizli gizli sokuşturuyor. Adam hayatta kalmaya çalışıyor yani. Anladın mı? Adamın hiç söz hakkı yok. Isırılıyor falan. Böyle bir adam bu. Her yeri mor. Bir tane gofret diyecek. Al bana şunu. Şu çokomu at şuraya, sıçarım valla gagana. Bulaşık deterjanı almış mesela. Ben diyorum ki bunu niye aldın? Öbürü hani 50 kuruş daha ucuzdu diyorum. Git şimdi marketin en sonuna, siktir git o 50 kuruşu ucuza al gel. Yolda da iç gelirken. Diyor ki 50 kuruş için hani öbür işte sıradan deterjan almayalım da. Sen niye reklamlara geldin ya şu an? Ama sonunda kalgon. Sonunda da şöyle çıkıyor. 50 kuruş mesela pahalısına, kalitelisini aldığını zannediyor. Benim alacağım 52'li, o gitmiş 18'lisini 50 kuruş ucuz almış mesela. Fiyata bakmış bir tek. İçi kaçlı diye bakmamış yani. Böyle hatalar olabiliyor. Sen benim ağzıma sıçtın 4,5 yıldır. Böyle hatalar benim hakkım şu an bu hatayı yapmak. Olabilir tabii abi. 52'li ne var onun içinde 52'li? İşte tuvalet kağıdı. Bulaşık deterjanları var ya bulaşık makinesinin içinde. Hadi bayağı hakimim ha. Evet. Tamam. Onlardan ben mesela 52'lisini atıyorum 3,5 lira. İşte o gitmiş 18'lisini 4 liraya almış. Bir de bana diyor ki 50 kuruş fark var arada diye itelemeye çalışıyor oradan yani. Kasada kavga ettiniz mi hiç bu yüzden? Ediyoruz, ben poşetten bazen çıkartıyorum. Ya vallahi. Bir de poşet alıyor, o da var yani. Poşet 25 kuruş hayatım. Ama ben bugün size 100 tane alayım vallahi, en azından 3 ay rahat edin. 25 liram var mı, var. Tamam vallahi rahat edin. Hayır, 25 kuruş değilken de ben poşet almıyordum, şöyle almıyordum. Bizim oturduğumuz yer yokuşta ve poşet taşımak çok zor. Ben daha evlenmedim. Ben de ayağımla sürmeyi tercih ediyorum. Alıyorum abi bulaşık deterjanını. Vura vura gidiyorum böyle. Ben de evlenmeden bize pazar arabası aldım ki tekerlekli rahat rahat taşıyalım. O da kompleks yapıyor yani. Pazar arabasını böyle bir fakirlik itemi sayıyor. Ben onu taşıyamam tangır tungur diyor. Ya ne diyeceksin Barış bu konuda? Bu pazar arabası neden fakirlik ya, itemi fakirlik olsun? Değil. İtem değil. Evet. Örnek veriyorum şimdi, iki tane süt alacaksın. Bir kilo domates alacaksın. Arabaya ne gerek var al arabaya? Bana. Arabaya al diyor. Arabayı boş çeksen bile titriyor. Derde bak. Tıkı 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 ya, sıçacağım artık. Bir domates bir portakal var, bu ne be? 26 yaşındayım ben, sıçarım böyle içe. Geleneksel süreçler oldu mu gençler? Oldu. Kına, söz, nikah, düğün. Oldu. Dibine kadar oldu. Dibine kadar? Ne demek dibi? Çifter çifter yani. Aa, memleketler farklı. Yok hayır, yani düğün bir tane de mesela kınayı birkaç defa yaptık. Neden? Şöyle oldu, biz seviyoruz böyle şeyleri. Kına. Biz kına seviyoruz. Evet. Açıklamaya bak. 4 kere kına yaptık. Neden? Seviyoruz çünkü. Bir keyfimiz var kına, kimse karışmasın. Gerçekten öyle. Biz hani 5-10 arkadaş bir araya gelince dayanamıyoruz yani, ya el yelil. Oynuyoruz. 5-10 arkadaş bir araya gelince hep kına mı? Ben bunu... Kızlar 9 gibi buluşalım. Starbucks yok, kınaya gideceğiz. Evet yani bunun için bir müzik seti falan aldım. Siktir. Taşıyor böyle play. Ya el yelil, yelil yelil. Evet, hakikaten evet, mi? Evet hakikaten öyle. Rica ederim, bu şakası mı? Bir de abartı be. Gerçek yani, şöyle kınada nasıl çıkarız, nasıl oynarız onları organize etmek için. Yani kınadan 2 ay önce falan biz arkadaşlarla çalışmaya başladık. Kına provası. Kına provası yaptık, şarkıları ayarladık. Kınada benim doğum günümdeydi. Ben dedim ki hem işte doğum günüm için eğlenmiş oluruz, hem kına olur. Arkadaşlarım da, abimin eşi de sağ olsun hani şey yaptı. Doğum gününü es geçmeyelim diye bir gece önceden sürpriz parti yapmışlar bana. O da hani evde küçük kına gibi oldu. Elbise almışlar. Ben pijamalarla gittim abimlere oturmaya diye. Sen kına olmadan eğlenemiyor musun? Eğleniyorum. Yani elinin içine kına mı illa? Kınasında değiliz, oyunundayız yani. Ha, anladım. Oyunun eğlencesindesin sen evet, yani. Evet, aynen öyle. Allah Allah. Yani biz boşnağız. Hani o kıyafetleri falan... Biz de boşnağız kız. Ya. Kakosu ne znam? Hiç yok bende. Ah siktir ya! Havada kaldı be lafım. Tamam. Yani hani boşnağız, onlar biliyorsunuz giyinip de severler kına işlerini.
öyle biz de yaptık yani. Sen hocam? Ben özel olarak bir şey yapmadım. Yani arkadaşlarımızla oturduk tabii ki de, eğlendik ama. Bekarlığa öyle... veda? İşte kendi aramızda. Öyle şey değil diye. Kuzucuğum, bekarlığa vedaya striptizi çağırsalar bozulur musun? Beni de çağırsınlar, ben de izlerim yani. 26 adam bir de Burcu oturuyor. Güzel bir şey ha. İyi ki çağırdın beni ha Barış. Zannetmiyorum hayali o olsun. Sensiz. Tabii ki yani yapabilir. Burası bekarlığa veda yapsa? İyi, ben erkek kabul... striptizci. Yok, ben kabul etmem. Kabul etmezdim. Bozulur musun? Ya bozulurdum tabii ki. Ya benim yaptığım da normal değil ki yani. Dansöz normal. Neden ne farkı? Yani... Ya, tamam, kafa da belirlemiş. Yani... Dansöze kadar hepimiz okeyiz. Biz bir ilişki testi biz bize yapıyoruz. YouTube katıla. Katılmış olanlar el kaldırsın. İyi lan yine. Asla para vermem diyenler el kaldırsın. Buraya vermişsin. Çok tatlı, bokumu veririm. Al size 5 lira. Şimdi o konuyu açacağım ben, tamam mı? YouTube katıl falan söyleyeceğim. Ben o sırada böyle anlatırken siz de öyle lafımı kesip alkışlayın. Tamam bak. Lafımı bölüm, böyle coşkulu bir alkış olsun burada. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da alkışlarla devam ediyor. Burası ilişki testi, bir de ilişki testi biz bize var. YouTube'da katıl üyelerine... Açıkçası... Oğlum çok erken alkışladınız ya. Belli oldu şu an. Açıkçası böyle bir kalabalık yok şu an YouTube katılda. Ben rica ettim kendilerinden ama amatör oldukları için konuya girer girmez. Ben daha bir bok anlatamadım, alkışladılar. Dur şimdi bir daha yapacağız. Ben bir bitirince alkışlayın, tamam mı? YouTube dedim, katıl bile duyulmadı Allah cezaları. Orada 9 tane bölüm yayınladık. Daha önce ilişki testine gelmiş olan çiftleri ağırladığımız harikulade bölümler yayınladık. Burada ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz, özellikle yurt dışındakiler. Bize 1 lira faydanız olmadı. Ayıptır. Ayrıca 1 lira kaç euro sen hesapla. Öyle yani. YouTube katıla üye olun. Bölümlerimizi izleyin. Dünyanın en boktan reklamını geride bıraktık şu an. Burcu, Barış sence dünyanın en yakışıklı adamı mı? Evet. İlk 5. İlk 5? İlk 5'te var. Dünyada ilk 5'te. Evet vardı. Kim varmış mesela muadilleri ilk 4? ya da kafa kafaya, affedersin Barış'cığım, yakışıklısın. Program başında söylediğim gibi ama bu kız azıcık gönül gözüyle sallıyor şimdi. Say bakalım ilk 5'i. Yani Brad Pitt'ten sonra gelir. Brad Pitt'ten sonra gelir. Evet. Bir oysa iki Barış yani. Üç kim? Yok yani. Çok beğendiğim birileri yok. Barış yok. Var. Yok. Barış var. Evet. Barış'ı beğeniyorum. 10 üzerinden kaç veriyorsun kocana? 10 veririm. Ya normalde sakal bıyık var. İş dolayısıyla kesti. O zaman yani daha güzel duruyor. Hakikaten yakışıklı yani. Sen sakalını bıyığını kestikten sonra böyle bir canın sıkılmış gibi. Yok hayır, askerlik de bir sene yaptı. O zaman da yoktu. Hani alışığım sakal büyük olmamasına ama hani o ayrıca bir hava katıyor yani. Yakışıklı oluyor sakal büyük. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği? Biraz göbek var sadece. Tamam. Kası da, var mı? Var. O var. En çok nesini beğeniyorsun? Yani her şeyini beğeniyorum. Saçlarını çok beğeniyorum. Rengi çok güzel mesela. Gözleri çok güzel. Yani... Şurada burnundaki çizgiyi bile seviyorum mesela ben. Ne çizgisi o? Yani mesela hani alnıyla burnu arasında böyle konuşunca, çatınca bir çizgi var. Ben o çizgiyi bile seviyorum. Kavga mı çıktı hocam çocuklukta? Yok yok. Ya ha. Çattığım zaman çok belirgin oluyor. O çizgiden bahsediyor. Ha, o çizgi... Evet, o bilmiyorum, seviyorum yani. Yüzünde böyle minik bir nokta ama seviyorum. Bazı aşklarda seviyorum. Kusur çok çekici gelir. Evet yani benim için de öyle. Yani onda on hakikaten öyle. Yani bakınca göze batan hiçbir şey. Dudakları güzel, burnu güzel. Yani bu kız birazdan bu çocuğun dudaklarına dayanır, ben size söyleyeyim. Şu an konuya girmeye çalışıyor, fark ettiniz mi? Biz bir ısırabiliyor muyuz şu an? Yayınlayabilir miyiz YouTube olduğu için? Hocam dünyanın en güzel kadını Burcu mu? Rahat ol. Bence Barış, o. Biz cevabı aldık. Bence o. Tamam. İlk kaça girer dünyada? Benim için tek yani. Tek. Tek, benim için tek. Tamam. Sen kaç veriyorsun 10 üzerinden fizike? 10. 10. Ne 10? 10 yani benim için gözleri, ben renkli seviyorum daha çok. Gözleri renkli olan. Gözleri renkli. Yani... Başka yok. Bu kadar, daha ne
Başka bir özellik de sayamıyor. Unutmayayım da bir de gözleri var renkli. Gözler renkli, evet. Çok uzun boylu sevmiyorum. Çok uzun boylu değil. Teşekkür ederim. Tamam. Dudakları güzel, burnu güzel. Daha ne olacak yani? Burnu benim için. Güzel. Allah'ınızdan daha ne istiyorsunuz siz? En çok neresini beğeniyorsun? Gözleri. Vallahi. Gözlerini çok beğeniyorum. Siz çok bakışıyor musunuz böyle? Evet. Evet, çok fazla. Romantik bir ilişki diyebilir miyiz sizinkine? Deriz. Yani hani öyle romantik akşam yemekleri tarzında değil ama kendi aramızdaki konuşmalar öyledir yani. Nasıl? Mesela Barış eve geldiği zaman ben... İyi akşamlar derim. romantizm daha ne olsun? Yani demiştim ya daha önce de böyle sevgimi çok yüksekten belli ediyorum. Böyle Barış eve giriyor, ben Seda Sayan gibi birden yükselirim. Hoş geldin evimin ışığı işte bilmem ne falan diye böyle. Hocam bu cehenneme her akşam gitmek sence de. Hoş geldin evimin ışığı, gel bir ısırayım be. Herkes hayatta mı anneler babalar? Benim annem hayatta değil, babayla da çok sık görüşmüyoruz. Tamam. Ama Burcu'nun annesiyle babasıyla benim aram çok iyi. Mesela kız isterken, kız isteme sürecinde. Evet. Hiç sülaleden kimse şey dedi mi sana, bak sana kızımızı veriyoruz sıçarız ağzına falan. Öyle demedi de. Üstün körü ağzıma böyle tüfek soktular abi demediler de. Öyle tam açık açık söylemediler. Ne dediler? Ama belli etti yani. Tabii yani. Üzme ha filan. Karşı komşusu mesela belli etmişti. Karşı komşusu mu? Özkan. Ha tamam. Ne dedi? O şakayla karışık söylemişti. Ya mahallemizin kızını alıyorsun ona göre. Ayağını denk al böyle. Gibilerinden öyle bir uyarıda bulunmuştu. Abim de konuşmuş. Abin ne dedi abisi? Abisi öyle şey konuşmadı ya. Ciddi bir şey demedi abi. Sikerim belanı falan dedi. Bir şey yok. Bir şey demedi yani abisi. Ciddi bir konuşma yapmadı. Yani uyardı. Kızım üzme diye tamam. Uyardı. Sen ne dedin? Tamam. Öyle mi? Bana emanet dedim artık. Vay. Öyle. Güzel konuşmuşsun ha Miroğlu. Güzel konuşmuşsun. İlişkinin ağlağı kim? O benim yine. Öyle mi? Evet. Çok ağlar mısın? Yani her şeyin en dibi benim. Yani en mutlusu, en ağlağı, hani böyle en sevgisini gösterin. Ben uçlarda yaşıyorum. Üzülecek bir şey olduğu zaman da hani başkasını hemen unutup geçer bir şey. Ben 10 gün ağlarım yani. Unutamam. Hadi be. Evet. Ağlak mı hakikaten hocam? Çok fazla. Özellikle hayvanlardan. Hayvanlarda çok fazla. Var mı hayvanınız? Kediniz, köpeğiniz? Var. Var. Neyiniz var? Bir kızımız var. Kedi. tamam ne güzel işte. Evet yani. Gerçekten öyle. Adı ne? Alice. Evet kedimiz var. Ben çok düşkünüm. Yani eskiden bu kadar değildi. Evin içinde evcil hayvan bakmaya başladıktan sonra. Yani onun gelişimini görüyorsunuz. Hani yaşantısına tanık oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle sokakta geçip gidemiyorum yani normal bir hayvanın yanından. İşte haberlerde zaten çok fazla üzücü şeyler çıkıyor. Hani o haber belki bir dakika ama ben ona 10 gün boyunca ağlıyorum mesela. Silip atamıyorum aklımdan. İşte sokakta hasta hayvan görüyorum. Barış diyor ki hani eğer öldüğünde üzüleceksen alma. Hasta bu, öleceği belli diyor mesela ama ben arkamı dönüp gidemiyorum. Tamam öyle ne olunca... olur içimizi dağladı ne olur tamam. Ağzım kopaydı da sormayaydım yani. Alice'ten konuşalım tamam mı? Evet Alice var. Alice'e sen daha düşkünsün. Senin nasıl aran Alice'le? Benim de çok iyi. Öyle mi? Benim de çok iyi. O hanginize daha yakın? İkimiz de. İkinizin de elinde mesela ne olsun? Yaş mama var. Kedi şurada. Hanginize gelir? Bana gelir ya. Benim biraz daha mama konusunda ben çok sık veriyordum çünkü. Öyle ödül mamaları. Ödül şişti mamaları, hayvan. Tabii şiş. Yani ödül mamaları çok veriyordum. Gizli gizli mi veriyordun? Yo açık açık ya. Uyarıyorum Barış diyorum verme. Her gün yemesine gerek yok diyorum. 5 kilo oldu yani bir kedi için çok 5 kilo. Çok mu? Çok. Yani 1,5 yaşına gelmedi daha. 5 kilo. Kaç kilo olması lazım? Yani hani 3,5 olabilir. Sağlam bir sıçsa geçer aslında ha valla. Değil mi yani? 5'ten 3,5'a düşünür o kadar da bir şey değil. İyi lan rahatladım diye geziyor bunu. İyi ya. Hocam fışt yaptın bir huyu değişecek. Hanımın hangi huyu değişsin? Çok inatçı ya. Ha. Yani istediğini yaptıracak. İlla yaptıracak. Yapmazsa konuşmaz. Küser. Ses. Bir hafta, iki hafta ne kadar? İlla yapacaksın onu. Yapmama şansın yok. Tamam. Karışmıyor. Coşmuş adam. Ağzına sıçar çünkü. Öyle mi? Evet konuşmuyorum. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Ne ama o mesela yapmasını istediği şey ne inat etti? Mesela buraya katılım için video çekecektik. Tamam. Ben istemedim. Tamam. 3 gün konuşmadım.
Hiç konuşmadı. Yok, hiç konuşmadı. Hadi be. Üç günün sonunda işte dedi gel barışalım falan. Oturup videoyu çeksek barışıyorum dedim. Tamam be tamam dedi. Bir kere çekeriz göndeririz, ikinci olmaz dedi. Hani deneme yapmayalım diye. İlk çektik videoyu gönderdik, sonra hiçbir şey olmamış gibi. Üç gündür sanki hiç küsmemişiz gibi devam ettim hayatıma yani. Mesela üç gün hiç konuşmadın ya. Evet. Yüzüne dahi mi bakmıyorsun? Yok. Arkam dönük yatıyorum. Ha yine aynı yatağa yatıyorsunuz. Tabii, tabii. Evet aynen öyle. Arkan dönük. Evet hiç konuşmuyorum. Diyelim sırnaşıyor. İterim yani git derim. İstediğimi yapmadın, sen bana kıymet vermiyorsun derim. Beni sevseydin yapardın derim mesela. Oo. Evet. Oğlum o kadar bir şey değil buraya gelmek. Ne yaptın abart? Yok burası Adam için değil. Adam boşanıyorlar sıçayım ha. Burası için değil. Her şey. Her şey. Tabii her şey. En ufak bir şey için. Tabii en ufak bir şey. Patates al dedi sana gittin bir kilo aldın iki kilo aldın geldin. Yani kızar gene de öyle şey yapmaz. Heh. O kadar basitlere çok girişmiyor ama bir şey isteyeceği zaman benden mesela hediye gibilerinden örnek vereyim. İstemez de yani. Oldu da istedi hediye. O zaman hediye. Adam şu an konuyu açtığına çok pişman oldu. ay isteyecek ya. Hediye alır mısın birbirimize? Yani ben sürpriz yapma bana dedim. Çiçek falan gönderiyordu. Soluyor gidiyor onlar. Bana dedim sürpriz yapma. Sor. Ben sana ne istiyorsam söylerim. Sıçayım. Çocuğu bütün melekelerini elinden almış. Sonra ben geziniyorum internette. Çanta beğeniyorum. Barış'a gidiyorum. Barış bana hediye almak ister misin? Yani alternatif yok zaten. İsterim diyor. Ben çünkü biliyor kışımı döner yatarım. Almazsa. Öyle hediye alıyoruz yani birbirimize. Ama bu hediye sayılmaz. Sen sipariş edin. Sen bu adamı Ali Baba gibi kullanıyorsun yani. Sipariş ediyorsun. Benim isteklerim makul en azından. Yani alınabilir bir çanta sunuyorum. Barış'a oturuyor böyle. Bilgisayar oyun bağımlısı zaten. Burcu diyor bana diyor bu doğum gününde hediye almak istersen. Ama doğum gününe 6-7 ay var. Mouse alabilirsin beğendim 1500 lira. 1500 liralık mouse beğenmiş bunu istiyor benden. Aldın mı? Hayır tabii ki. Alır mıyım ben 1500 liraya? 4 ay geçiniyorum bu evde. Hakikaten öyle yani 1500 liraya mouse. Hani benim isteklerim makul alınabilir. Hocam 1500 şeyler. Liraya mouse neymiş? Ne özelliği var? Gerçek fare mi bu? Ne bu 1500 liraya? Ya çeşitli özellikleri var. Hayvan gelmiş böyle. Abi beni çok fazla şey yapmazsan. Tepkime süreleri. Daha ışıklı olması. Işık. Her şeyin ışıklısı. Yani bu oyun oynayanlar falan bilir gamerlar. Böyle kasasını yapmış. Her yerden neon ışıklar yanıp sönüyor. Klavyede neon ışıklar yanıp sönüyor. Almış mesela 1500 liraya klavye. Diyor ki Burcu bak diyor bunun ne özelliği var diyor. Harflerden burcularda ışık yanıyor. Aklınca romantik bir şey yapmış yani. Sen de aynı ışıklarla pavyon yazsaydın oraya. Hani her şeyin ışığı yansın diye üzerine 5 katı para ödüyoruz yani. Evet. Hocam sen floresan mı seviyorsun böyle? Ne bu ışık bağımlılığı? Işıklı şeyleri seviyorum yani. Işıklı şeyler olacak. Işıklı ayakkabın oldu mu hiç? Yok. Gençken. O tarz evet. Değil yani. Sen niye böyle odanı mavi minibüs gibi yaptın? Öyle minibüsler vardır ya gece belli bir saatten sonra ışık yalar içinde. Bilmem böyle ışıklı şeyleri seviyorum yani. Sen bir huyunu değiştir fışt yap. İnkar huyu var çok. İnkar mı? Ne demek o? Yani mesela 2 kişi yaşıyoruz evde. Onlu marka verebilir miyim? Ver ulan. Halley almışız. Onlu Halley. 94'ten beri duymadım yemin ediyorum. Mesut Bey 4'lü yumuyum almış ya. 2 kişi yaşıyoruz. Hay Allah'ım. 8'li Cino evet. Ertesi sabah kalkıyoruz boş. Bir de dolap... Boş mu? Evet. Yemiş. Yemiş, dolaptan da çıkartmamış. Boş kutu buzdolabında duruyor. Hocam seninki de affedersin. Onun da yedin mi? Ya... Hayvanı mı verdin? İnkar işte bu. Yememiş onun asla. Onun da resim değil sadece. Mesela diyelim ki 2 tane kalmış. Ben uyku sersemiyim. Gece uyurken kalkmışım, yemişim. Boşta kalmış. Benim de aklımda kalan ben yapmamışım gibi hissediyorum. Onları söylüyor yani. O bilerek yapılma bir şey değil. Arkadaşlar bu önemli bir konu. Bu 10 halleyi kim yedi? Ben de aynı soruyu soruyorum. Sen ağzına halley değdi mi? Hayır onludan. Asla. Sıfır. Yok. Hocam hiç yememişsin. Onun da sen yemişsin. Aynen öyle. Ben dedim inkar. Aynen. Hocam. Ya o da yiyordu işte. Unutuyor benim gibi. Hani inkar ediyor. Ben ki Barış diyorum sen yaşıyorsun ben yaşıyorum. Ben kendimden eminim. Beni kendinden mi şüphe ettiriyorsun? Ben bunu yemedim diyorum yani. O hala inatla inkar kendimden şüphe ettirene kadar hep böyle. Konumuz Halley. Ya
hani başka bir şeyde de aynı o şekilde. Mesela ben diyete girdim. Gidiyoruz oturmaya arkadaşlarla, ben diyorum diyet yapıyorum. Ekmek yemeyi bıraktım falan. Barış diyor ki ben de bıraktım, yemiyorum. E dün tost yedin diyorum ama o ekmek değil ki, tost diyor mesela. Haklı adam. Bence de ekmek başka, tost başka. Ekmek banmayınca ekmek yemiş olmuyoruz. Aa, tabii yani. Ki ya, o basılıyor yani. O mesela bastığın zaman onun zararı mararı, karbonhidratı hep gidiyor. Tost. Tost çünkü o başka bir şey o artık. Tabii dönüşüm geçirmiş o. Katılıyorum. Haleleri kim yedi? Haleleri? Dürüst olun. Ben bu konunun da... cevabını alacağım. Kim yedi? Ya Burcu'nun da unutkanlığı var. Var. Var ya. Dişinin arasında halleyi var. Ben görüyorum konuşurken. Ev işleri kimde? Ev işleri daha ortak. Çok... Ortak. Bakalım şimdi çamaşır. Barış'ta. Öyle mi? Evet. Yıkaması, kurutması. Evet. İyi. Bulaşık. O da onda. Yavru da ortak zannediyor. Ortak. O ne yapıyor? Çay koyuyor. Ütü. Ütü Burcu'da. Ütü bende mi Barış? Ya, tam bunun aksini ya. Söylemen gerek. Ben ne zaman ütü yaptım ki? Ütü de yani ortaklaşa yapıyoruz. Genelde ben kendi ütümü kendim yaparım. Güzel. Ama çamaşırın tamamı, bulaşın tamamı sende. Evet. Yemekler? Yemekler ortak. Yani değil ya. Kuzum sadece senin yaptığın bir şey var mı? Şöyle, ben hiç ev işi yapmadan evlendim. Hiç bilmiyordum yani. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bile çalıştırmamıştım. Ne olacak? Yani hatta onunla ilgili bir hikayemiz de var. Ben evlendik, bulaşık makinesine atıyorum bulaşıkları, hep yağlı çıkıyor makineden. Bakalım ne yaptı? Anneme diyorum ki, anne diyorum, biz bu makinenin hani en pahalısını falan almadık ya, herhalde güzel yıkamıyor bu. Ben arayacağım servisi, gelip baksınlar. Sen tabii gene bulmuşsundur 45 liraya makine. Ben biliyorum seni yani. Bir tabak alabiliyor aynı anda, yeterli bizim için. Sonra annem diyor ki yok diyor, hani o kadar da diyor kötüsünü almadık yani, yine iyi bir makine falan diyor. Yıkar yani, başka bir şey vardır makinenin diyor. Misafir geliyor, ben tezgahta kalabalık yapmasın diye makineye diziyorum. Misafir gittiği gibi çıkarıp tezgahta yıkıyorum yani, makine yıkamıyor diye. Sonra bir gün Barış'ın ablası işte kahvaltıya gelmek istedi. Kahvaltıyı ettik, ben yine onun gözünün önünde böyle makineye diziyorum sanki orada yıkanıyormuş bulaşıklar gibi. Kendisi makine olmuş kız, yazık ya. Bilmiyor diye çalıştırmayı. Hoş geldin Ariston. Evet. Sonra dedi ki sen bulaşık deterjanını kullanıyorsun falan dedi. Böyle bende bir flash patladı. Bulaşık deterjanı mı falan dedim böyle. Sen mesela şunu mu umuyordun makineden? Yağlı koyduk. Deterjan yok bende. Ben makineyim şu an. Hiçbir şey koymamışsın. Yapıyorum. Tertemiz veriyorum. Evet yani aslında bulaşık deterjanı olduğunu biliyorum. Ama yapmamışım yani, neden bulaşık olsun. Bulaşık deterjanının bulaşık makinesine koyulacağını bilmiyorum. Elde yıkıyoruz ya süngerle, hani onun için falan diye. Sünger koy senin içine. Koymuş skoç burayı da. Kapatmış. Basmış. Tamam. Sonra mesela çamaşırları da evlendiğimizden beri Barış yıkıyordu. İşte iki aydır ben çalışmıyorum diye. Jest olsun Barış'a. Sürpriz olsun diye. Gündüz annemi aradım. Jeste bak, evet. Anne dedim ben çamaşırları yıkayacağım ama hani burada bir sürü şey yazıyor. Yok pamuklu, yok işte 45 derece falan. Hani bana tarif eder misin nasıl yıkayacağım diye. Annem dedi işte büyük bir tane start tuşu var, ona bas falan. Bas. Anne de kızını tanıdığı için. Hayatım önce bir fişi tak. Aynen öyle. Ben fişi takmamışım. Anne diyorum bu makine çalışmıyor. Anne bastım çalışmıyor. Elektrik gelmiyor bu makineye. Ucuz aldık ondan mı, 50 liraya aldık bunda? Takmamışım fişe, yıkamıyor diyorum. Hani şey, yanmadı ışıkları, hiçbir şey gelmedi diyorum. Annem fişe taktın mı dedi. Aa dedim, fişe takmadım. Sonra fişe takıp yıkadım işte. Tamam. Sadece senin yaptığın bir şey yok şu an. Ya aslında var. Mesela kedinin bakımı bende. Onun kumunu falan ben temizliyorum. İşte süpürgeyi ben yapıyorum. Ha, süpürge sende. Evet, süpürgeyi, tozu ben yapıyorum. İşte... Hanginiz daha pasaklı? Aslında işte değiliz öyle ya. Biz toplarız. Burcu biraz çok daha... Çok dağılmıyor zaten. İki dağılmıyor. Kişi. Burcu biraz daha şey ama esnek yani. Esnekti bu konuda. Şimdi artık kendini yavaş yavaş düzeltti. Çocuk yavrum bir şey de diyemiyor. Aslında böyle yanardağlar var içinde de. Anladın mı? Sidikli diyemiyor, esnek diyor yani, öyle söylüyor. Ne demek yani esnek? Ya ilk evlendiğim ilk aylar daha şeydi. Daha rahattı. Salona tükürüyorum Mesut Bey, ben anlamadım. Şimdi rahattı. O zaman annesi de destek veriyordu Burcu'ya çok fazla. Ama şimdi destek birazcık inmeye başladı. İnmeye başlayınca da artık toplayacağını biliyor. Kendi toplayacağını bildiği için daha artık düzenli.
Tamam yani güzel. Değişik bir iş bölümü olmuş. Bu sefer de erkeğin daha çok uğraş verdiği bir yer olmuş. Bence gayet sorunsuz bir şey bir yer. Ya şöyle bir şey oldu. Ben mesela lise 3'te çalışmaya bir başladım. Bir daha hiç boşluk olmadı ve hep gece çalışıyordum. Gündüz eve gidince de hani üzülüyordu yani yorgun argın gelmişim. İş yapma diye. Sonra evlendik. Barış çalışıyor, ben çalışıyorum. Annem hafta sonu desteğe geliyordu hani temizlemek için. Çok güzel açıkladın bu süreci. Evet, biraz çevresel koşullarla aslında şekilleniyoruz. Öyle olunca öğrenemedim tabii ki. Sonra Barış'ın çalışmadığı bir dönem oldu. Ben yine ağır şartlarda çalışmaya devam ettim. Dolayısıyla orada yük biraz Barış'a bindi. Tamam, sonra da alıştı. Aynen. Şimdi de ben çalışmıyorum. Yani. Artık hani ben ağırlık verdim, yapıyorum yani çamaşırı, buluşu artık. Ben yapmaya başladım 2 aydır. Tamam. Ona göre bölünüyoruz yani. Ne güzel işte. Hocam, huy olarak hanımını bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Huy olarak kediye benzetirim. Neden? Geliyor ilk başta. Güzel bir şekilde sevdiriyor kendini. Sonra? Sonra bazen nankörlük yapabiliyor. Ne oldu lan bir anda? Sonrası hep şerefsizlik Mesut Bey. Hiç beklemiyordum bu kelimeyi. Bunu niye söyledim? Dedim ya bir şey istemediği bir şeyi yapmayınca küsüyor gibilerinden. Aha. Kedi de aslında ona benzer huyları var. O yüzden kediye benzetiyorum. Anladım. Sen bu inadından azıcık biraz yılmışsın gibi. Çok fazla değil ama bazen diyelim ki senede diyelim 3 defa sizin gibi buraya gelmek gibi büyük bir şey istedi benim için. 2-3 defa yapıyor bunu. İyi ki geldim diyor musun şu an? İyi ki geldim diyorum tabii ki ya. Vallahi. Eğlendim. Oh ne güzel. Kuzucuğum, huy olarak bir hayvana benzet. Kuzuya benzetebilirim. Kuzu? Evet. Neden? Yani... Bayramda keşiriz inşallah diye. Kuzu gibi bakıyor yani. Güzel, böyle naif, sevimli, tatlı, sempatik. Oh ne güzel. Yani zaten ben onu da normalde kuzu diye seviyorum. Yani güzel kuzum diye seviyorum evde de mesela. Öyle mi? Aşk sözcüğünüz kuzu mu? Yani ben güzel kuzumu kullanıyorum daha çok. Sen hocam? Ben daha çok pamuğum derim, hayatım derim. Pamuğum. Evet, pamuğum derim. Bu şey mi? Çamaşır makinesi de hatırlatmak için mi pamuk? Yok. Büyük dedikodu yapar mısınız? Yok, hiç yapmaz Barış. Neden? Sevmem. Nefret ederim ya. Hanım? Çok seviyor. Evet, senin fel fücür okuyor gözleri, ben anladım. Dön müptelası. Hadi be. Daha da böyle dedikodu yapabileceğin bir eş ister miydin kuzum? İsterdim. Güzel sordum çünkü ben anlarım yani. Çünkü bu bir gereksinim bazı insan için. Evet. Birilerini çekiştirmek yaşam enerjisi katar. Sen yapamıyorsun. Yani Barış dedikodu olmayacak bir, yani bilgi aktarımı bile yok Barış'ta. Mesela dayılarıyla altlı üstü oturuyoruz. Atıyorum dayısının kızı hamile. 5 ay olmuş hamile. Koştur koştur gidiyorum. Barış diyorum işte dayının kızı hamileymiş falan. Evet diyor. Biliyordun da bunu söylemedin mi diyorum mesela. O onu bile dedikodu sayıyor yani, söylemiyor böyle bir şey bile. Ya o kadar değil. O kadar değil ama yani benim de yeni haberim olmuş bir şeyi hemen söylemem yani. Güzel. Öyle... Yetiştirmek gibi geliyor yani, sana. Yani yetiştirmek gibi geliyor. Onların söylemesini daha doğru buluyorum. Allah Allah. Yani var mı böyle adamlar ya, ne güzel. Var, ben sen derim kuzum, biz seninle aynı şeydeyiz yani. O öbürü de öbürünü aldatmış o öbürü de. Eski sevgilisinin fotoğrafına, storiesine sadece bakıyor. Evet. Problem olur mu senin için? Olmaz. Bu çocukta bir değişik bir hal var ha. Finlandiyalı ama yani böyle bakmış bakalım. Ama sorarım. Niye baktın diye bir sorarım ilk başta. Bozulur musun? Bozulurum. Ben derim ama kıskanç biriyim ben. Bozulurum. Eski sevgilisinin profiline niye bakıyorsun diye sorarım yani. Sen kuzum bakıyor diyelim eski sevgilisinin profiline. Bakabilir, benim açımdan problem olmaz. Çünkü yani ben kendim de merak edip bakıyorum. Neye? Yani şöyle, az önce de dedim yani böyle dedikodu, gıybet falan. Bizim öyle gıybet gruplarımız var. Yani eski sevgilim sevgilisinden ayrılıyor ama ben kızdan ayrılamıyorum. Hala bakmaya devam ediyorum profiline mesela. Eski sevgilinin sevgilisine bakmaya devam ediyorsun. Yani onlar ayrılıyorlar. Kız başkasıyla beraber oluyor işte. Sen bir yolunu şaşırmışsın, o kızı mı takip ediyorsun? Evet. Çok komik. Ulan bu lan kim? Barış, Burcu bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi sence? Bulabilirdi bence ya. Neden? Bilmem. Benim biraz yani değişik huylarım var. Mesela? Mesela çok çıkmam dışarı. Haftada 1-2. Belki dedikodu yapacak güzel bir eşe de sahip olabilirdi. Çak! Çok oyun oynuyor. Gamer. Evet, bayağı. Seviyorum yani. Vallahi kaç saat? Yani
evde ne kadar duruyorsa o kadar saat. Çalışmadığı zamanlardan bahsediyor. Çalışmadığım zamanlar. Yani işten geldiğinde evde olduğu süre 6 saatse 6 saatini de bilgisayarda geçiriyor. Hatta bir bilgisayar değil, burada bir tane var, burada bir tane var. Böyle mouse bunda, gözü bunda böyle bakıyor. Tamam. Burcu, Barış bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi sence? Tabii ki bulurdum. Neden? Yani daha güzeli, işte daha güzel, iyi çok şartlar. Güzelsin. Ama Barış daha güzel tabii ki. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ben çok beğeniyorum. O yüzden bulabilirdi yani tabii Hiçbir ki. Salak salak konuşmayın, daha güzel işlerde. Bulabilirdim. Tek mesele güzellik mi? Hayır, yani daha işte düzgün karakterli diyeyim ama. Daha böyle gururu olan kişiliği oturmuş. Hayır be, çok tatlısın ya Dili. Yani. Dur. Bakalım seyircimiz ne diyecek. Barış Burcu'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Burcu Barış'tan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Gene iyi birkaç kişi. Bizimkiler, abimler falan olamış. Çağdaşlık 10 üzerinden 8 üzeri diyenler o desin. Sadakat 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Çok eğlencelisiniz. Bence değişik iki karakter ama sızmışsınız birbirinizin içine. Devam. Sen de azıcık daha az oyun oyna. Ya, oyna da. Bazen abartıyor. Abartıyor bazen. Hayır, abartıyor. Oğlum senden bahsediyoruz. Yok. Adama diyor ki daha az oyun oyna. Abartıyor bazen yani. Ne yapıyorum sen? Abartıyor. Yani tamam. Çünkü benim sadece bilgisayarda olmamın sebebi oyun da değil. Yani aynı zamanda benim işim. Yani işim olduğu için bilgisayarda çok fazla zaman geçiriyor. Bahane. Sen... Ne o? Bahane, kesinlikle bahane. Neden bahane? Yani onun işine geliyor. Kenarda işi için açık. Ben odaya girdiğimde hani ben bununla ilgileniyordum demek için. Çocuk gibi ya. Çalışıyorum hayatım, bir dakika. Ya hem işimi yapıyorum. İşim bir kenarda, sürekli takip etmek zorundayım yani. İşimi sürekli takip ediyorum. Aynı zamanda da oyun da oynuyorum. Hocam yani. Yalan söylerken sen sık yutkunuyorsun. Ben anlıyorum seni. Yalancılar da böyle şeyler olur. Ama öyle. Aynı zamanda. Kabul ediyorum yani. Ben fazla oyun oynadığımı biliyorum. Azıcık azalt ama. Bence bu bir azalt. Yani evde geçirdiğiniz vakti azıcık arttırmanız lazım. Bunu söylemek evet. İlişki testi gerçek bir test değil ama. Bu oyun süresini arttırdığınız zaman bir süre sonra maraza çıkar yani. Evet. Anlatabilir miyim bir şey? Tabii. Duramıyor. Anlat da gidelim oğlum, artık sokağa çıkma yasağı var, hadi. Tamam, son bu. Buradan aranmadan önceki gün küsmüştüm çok oyun oynadığı için. Gece dedim ki Barış gel beraber bu akşam hani bir şeyler yapalım, birlikte vakit geçirelim. O da tamam dedi. Ben balkonda televizyonu açtım, sizden bir bölüm açtım, seçtim. Barış'a da izleteceğim. Geldi Barış böyle... Burasında laptopu, kulağında kulaklıkları. Konuşsun o uzun pezevek, dur. Sonra uzattı bacaklarını, burada böyle laptopu duruyor, kulağında kulaklıklar. Ben yanında böyle televizyona bakıyorum. Barış dedim, böyle mi beraber vakit geçiriyoruz? Sonra tamam dedi, çıkarttı kulaklıklarını, bilgisayarı buraya koydu. Hiç televizyona bakmak yok, buradan böyle sürekli gözü bilgisayarda. Ben dedim ki lütfen git dedim odana yani. Yani böyle vakit geçireceksen benimle vakit geçirme. Sonra küstüm. İşte o akşam konuşmadık yine. Ertesi gün aradılar buradan hani gelmek için. Hemen böyle heyecanla Barış'ı aradım. Dedim Barış bizi çağırıyorlar. Dedi sen küsmüştün, barışacak mıyız? Sonra dedim eğer programa geleceksen barışacağım dedim. Biz sizi barıştırdık. Evet aynen öyle tamam. Oldu. Ama aynı sürece dönmeyin tekrar. Sen oyunu azıcık azalt. Azalt. Azaltmayacağım. Hiç inanmadım. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün Barış'ın. Alkışlarla! Bölüm biter. Alkışlarla bay bay! Daha çok. Yalnız bırakmadınız arkadaşlar. Teşekkür ederiz.